Herkese merhabalar, benim adım Ayşenur, beslenme uzmanıyım. Biliyorsunuz uzaktan eğitim sürecindeyiz ve hepimizin ders çalışırken eli ister istemez abur cuburlara gidiyor. Bunlar yerine ne tür sağlıklı atıştırmalıklar yiyebiliriz? Bugün sizlerle bunları konuşacağız. Bugün sizlerle paylaşacağım 3 adet tarifim var. Bu tarif videosunu annenizle birlikte izlerseniz hem birlikte vakit geçirmiş olursunuz hem tarifleri yaparken çok daha keyif alırsınız. Şimdi sizlerle birlikte ilk tarifimize geçelim. Bu tarifi özellikle tatlılar yerine kullanabilirsiniz. Pasta olur, şerbetli tatlılar olur, sütlü tatlılar olur. Bu sağlıklı tarifle birlikte meyve tüketim sıklığınız da artmış olacak. Hadi o zaman başlayalım. Tariflerimizden ilki olan apple donut yani elma çöreği ile birlikte başlıyoruz. Malzemelerimiz 1 adet yeşil elma, 3'e böleceğiz. Her dilimi için 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi kullanacağız. 3 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendemiz var ve 18 adet siyah kuru üzümümüz var. Şimdi elmamla birlikte tarifimi hazırlamaya başlıyorum. 3 eşit parçaya bölerseniz sizin için çok daha rahat olacaktır. Şimdi elmalarımızı kestik. En ortalarını çay kaşığımızla birlikte yuvarlak bir şekilde donut şeklinde açıyoruz. Bir tatlı kaşığı fıstık ezmemizi elmamızın üstüne sürüyoruz. Bunun üstüne bir tatlı kaşığı hindistan cevizimizi serpiyoruz. Hindistan cevizi sevmeyenler ya da alerjisi olanlar kullanmayabilirler. Son olarak siyah kuru üzümlerimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hazırlanması 2 dakikayı geçmedi. Üstündeki fıstık ezmesinden dolayı çok sağlıklı bir yağ kaynağı, aynı zamanda protein kaynağı. Üstlerindeki kuru üzümler hem zihninizi açacaktır hem de çok güzel demir kaynakları. Hindistan cevizi ile birlikte de tadı enfes oluyor. Sizlere ayrıca bir dipnot geçmek istiyorum. Fıstık ezmesini illa dışarıdan almak zorunda değilsiniz. Markette ya da bakkalda bulamayabilirsiniz. Ya da belki almak istemiyor olabilirsiniz. Eğer evinizde anneniz yer fıstıklarını kırıp ayıklayıp sonrasında biraz da kavurduktan sonra blenderdan çekerse mis gibi bir fıstık ezmesi yapmış olur. Tadı çok güzel oluyor. İsterseniz balla tatlandırabilirsiniz. İçinde hem şeker, rafine şeker olmamış oluyor. Hem aynı zamanda katkı maddesiz oluyor. Şimdi ikinci tarifimizle birlikte sizlerleyiz. Dondurma yapacağız. Dondurmamız için 3 adet muzumuz, 1 yemek kaşığı kakaomuz, 1 yemek kaşığı fıstık ezmemiz, 2 yemek kaşığı sütümüz var. Bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Yalnızca önceden muzlarımızın doğranıp düz bir kağıda koyup buzluğa atılması ve bir gün boyunca beklenmesi gerekiyor. Tüm malzemeler hazır olduktan sonra blenderımızdan geçireceğiz. Sonrasında afiyet olsun. Şekersiz dondurmamız hazır. Şimdi muzumu kesmekle devam ediyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra eğer kabuklarını ayırmazsanız ve buzluğa koyarsanız daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi muzlarımızı kesme tahtası üzerinde hazırladım. Yalnızca sizlere tekrar hatırlatayım. Bu muzları yağlı kağıt üstüne hazırlayıp buzlukta bir gün bekletip çıkarıp blender'a koymanız gerekiyor. Sonrasında diğer malzemelerinizi de koyacaksınız. Bunun püf noktası ilk sütü atmakta. İlk sütü atmazsanız diğer malzemeleriniz dibe yapışacaktır ve isteseniz de çıkaramayacaksınız. O yüzden ilk sütümüzü koyuyoruz. Sonrasında muzlarımızı tek tek atıyoruz. Dediğim gibi dondurmuş muzlar olacak. Bir yemek kaşığı kakaomu ve bir yemek kaşığı fıstık ezmemi ekliyorum. Şu an ortaya çıkacak görüntü muz püresi gibi görünecek 2 yemek kaşığı sütten dolayı. Yalnızca siz hali hazırda muzları dondurmuş olduğunuz için son çıkan görüntü hali hazırda dondurma olacak. Bizimki muz püresine benzeyecek. Şimdi blenderdan geçirme işlemimizi bitirdik. Eğer bunu milkshake tarzında yapmak isterseniz sütü bir su bardağı olarak koyabilirsiniz. Üstünü meyvelerle süsleyebilirsiniz. İsterseniz muz koyabilirsiniz, çilek koyabilirsiniz. Sevdiğiniz herhangi bir meyveyle süsleyebilirsiniz. Bu tarifimizi bitirdik. Üçüncü tarife geçiyoruz.
Üçüncü yani son tarifimiz gurdita tabağıyla birlikte sizlerleyiz. Salata tabağı olarak da söyleyebilirsiniz. Tabağımızda turplarımız, salatalıklarımız, küçük salatalıklar tercihimiz olsun. Çeri domatesimiz, küçük havuçlarımız, kepekli grisinimiz var. Gurdita tabağı Fransız mutfağının bir tabağı. Bu şekilde hazırlanıyor. İçindeki dip sosu için size tarifi vereceğim. Ortada süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuzun içine salatalıklarımızı kesip küp küp doğrayıp koyacağız. Tek bir salatalık doğrayacağız. Süzme yoğurdunuz yoksa eğer normal yoğurdu bir tülbent yardımıyla süzebilirsiniz. Salatalıklarımı kesip hazırladım. Şimdi bunları kenara alıyorum. Süzme yoğurdumu öncelikle çırpıyorum. Şimdi öncelikle içine tuzumu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz var burada. Şimdi bir tatlı kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Şimdi doğradığımız salatalıkları sosumuzun içine ekliyoruz. Nanelerimi doğrayacağım. Şimdi nanelerimi de sosun içine atıyorum. Burada iki dal nane kullandım. Şimdi sosumu karıştırıyorum. Gurdita tabağımızın yanında içecek olarak maden suyu tercih edebilirsiniz. Bu tabak ders molalarında, aralarında tüketmeniz için çok uygun bir tabak. Tadı çok lezzetli. Ayrıca sizlere sebzeyi ayrı bir şekilde sevdirecek. Bugün sizlerle beraber 3 farklı tarif hazırladık. Hepimizin ellerine sağlık. Afiyet olsun şimdiden. Bu tarifler biliyorsunuz ki kötü sağlıksız atıştırmalıklar yerine kullanabileceğiniz tarifler. Özellikle bu uzaktan eğitim döneminde hem zihninizin açılması için, hem kendinizi çok daha dinç ve zinde hissetmeniz için, hem güne güzel bir başlangıç için bu tarifleri kullanabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda eğer sizin de istediğiniz beslenmeyle ilgili içerikler varsa lütfen isteğinizi videoların altındaki yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.